Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hız Yayınları Soru Bankası'nda test 13'ün sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar sorularımıza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet hazırsak arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Deniz seviyesine göre konumu aşağıda verilen bir deniz altı önce 20 metre aşağı dalıyor sonra 45 metre yukarı çıkıyor. Buna göre son durumda deniz deniz seviyesine göre metre cinsinden konumunu veren İşlem aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar deniz seviyesi burası olsun. Eğer deniz altı denizin altında olduğu için ilk konumu eksi 80 metredir. Eksi 80 metreden 20 metre aşağı doğru gidecek. Aşağı olduğu için arkadaşlar eksi 20 ile topluyoruz. Daha sonra da 35 metre yukarı çıkacak. Yani artı 35 ile toplamamız gerekir. Şimdi seçeneklere baktığım zaman eksi 80 artı eksi 20 ve artı 35'i C şıkkında görüyorum. Evet devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Tuğba limiti 500 TL olan kredi kartı ile 350 TL'lik bir tablet ve 55 TL'lik bir tablet kılıfı, satın alıyor. Daha sonra kartına 250 TL ödeme yapıyor. Son durumda Tuğba kredi kartı ile en fazla kaç liralık alışveriş yapabilir diye soruyor. Kredi kartında limit değeri kadar alışveriş yapılabilmektedir arkadaşlar. O halde başlangıçta 500 TL'si var. Artı 500 diye ifade edelim. 350 TL'lik bir tablet kılıfı alıyor. Yani harcama yapıyor. Eksi 350. Daha sonra 55 TL'lik bir tablet kılıfı alıyor. Yine 55 TL harcıyor. Eksi 55. Son olarak da kredi kartına 250 lira tekrar yükleme yapıyor arkadaşlar. Yani artı 250 diyoruz. Şimdi artı 500 ile eksi 350'yi toplayacak olursam 500'ün mutlak değeri daha büyüktür diyorum. 500'den 350'yi çıkardım. 150 artı 150'dir. Artı. Eksi 55 ile artı 250'yi topluyorum. 250'nin mutlak değeri daha büyüktür. O halde 250'den 55'i çıkaracak olursam artı 195 olur. 150 ile 195 toplayacak olursak da artı 345 olur diyorum. Demek ki limiti 345 lira ve artık 345 liralık harcama yapabilir diyoruz. Ve 5 şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet 3. soruya geçiyorum. Aşağıdaki tabloda bir elektrikli arabanın farklı zeminlerde sabit hızlı 1 metre ilerlemek için harcadığı enerji miktarları verilmiştir. 1 metrede harcadıkları enerji miktarları arkadaşlar. Çakıl yolda ise 5 kW, toprak yolda ise 6 kW ve asfalt yolda ise 4 kW metrede harcıyor. Bu elektrikli araba 10 metre çakıl, 10 metresi çakıl, 7 metresi toprak ve geri kalanı asfalt olan bir parkurda toplam 150 kW bölü metre enerji harcamıştır. Buna göre parkurun asfalt kısmının uzunluğu kaç metredir diye sordu. Şimdi 10 metre çakıl yolu arkadaşlar. Çakıl yolda 5 kW harcıyordu. O halde 10 çarpı 5 50 kW burada harcadı. 7 metresi toprak yol ve toprak yolda 6 kW bölü metre harcıyordu. O halde 7 çarpı 6'dan 42 harcadı. Şu ikisini toplayacak olursam 92 kilowatt bölü metre harcamıştır arkadaşlar. Yani metrede toplamda 92 harcadım. 3 parkurun toplamında 160 harcamıştı. O halde 160'dan 92'yi çıkarıyorum. 68 kilowatt bölü metre arkadaşlar asfalt yolda harcadığı miktardır diyoruz. Asfalt yolda 1 metresinde 4 kilowatt harcıyordu. O halde 68'i 4'e bölüyorum. Altın içinde bir kere 28'in içerisinde 7 kere diyorum. Ve asfalt yolda 17 metre uzunluk olduğunu söylüyorum. Bakın 17 yolda 17 metrelik yolda 4 kW harcarsa toplamda 68 harcar deriz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretleriz. Evet devam ediyorum. E dördüncü soruya bakıyorum. Aşağıda bir arabanın hareket ettiği hıza göre bir saatte harcadığı yakıt miktarları verilmiştir. Arkadaşlar bakın bir saate göre veriyor. Bu araba şehirler arası bir yolda saat 9'dan 10'a kadar 70 km bir saatle saatte 70 km hızla saat 10'dan 12'ye kadar saatte 80 km hızla ve saatte saat 12'den 15'e kadar saatte 90 km hızla hareket ederek gideceği yere varmıştır. Bu arabanın saat 9'da deposunda 40 litre yakıt olduğuna göre 15'te deposunda kaç litre yakıt kalmıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle saat 9'dan 10'a kadar 1 saat zaman geçiyor ve burada saatte 3 litre harcıyor. Yani 1 çarpı 3'ten 3 litre harcadım. Daha sonra arkadaşlar saat 10'dan 12'ye kadar 2 saat zaman geçiyor. Ve burada da saatte 80 km hızla gidiyor. Bakın 80 km 3,5 litre harcıyordu. O halde 2 ile 3,5'ü çarparsam 7 litre de burada harcamıştır derim. Evet 12'den 15'e kadar da yani 3 saatte arkadaşlar saatte 90 km hızla gidiyor. Burada da saatte 4 litre harcıyor. 3 kere 4'ten 12 litre harcadı. Bunları toplarsam 3 artı 7 ve 12 harcadıklarına yakıtı bulmuş olurum. 10 22 litre toplamda yakıt harcamıştır. Başlangıçta 40 litre vardı. 40'tan 22'yi çıkarıyorum. Ve 18 litre deposunda yakıt kalmıştır diyorum. Ve C şekline aynen işaretliyorum. Evet devam edelim. Bir otelde zemin katının üzerinde 25, altında 4 olmak üzere toplamda 30 kat bulunmaktadır. Bu otelde bulunan 3 asansör, 3 asansör aşağıda verilmiştir. A asansörü B asansörünün 15 kat üstünde olup C asansörü B asansörünün 14 kat altındadır. A B'nin 15 kat üstünde, C de B'nin 14 kat altında. Buna göre A, B ve C asansörlerinin bulunduğu katlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A şıkkına bakarsak. Şimdi A asansörü 20'de B asansörü 5'te. Evet ben 20'den 5'i çıkaracak olursam 15 kat yukarıdadır. Burada sıkıntı yok. Şimdi B asansörü 5'te C asansörü eksi 2'de. Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. 14 kat altında olması gerekiyordu. Bakın ben 5 ile eksi 14'ü toplayacak olursam eksi 9'da olması gerekir derim. Ama eksi 2 de görüyorum. Yani A şıkkı olamaz diyorum. Evet devam edelim. B şıkkına bakalım. Şimdi A asansörü 15'te. B asansörü 10'da arkadaşlar. Bakın 15'ten 10'u çıkaracak olursam aradaki fark 5'tir. Bizden 15 olmasını istiyordu. O halde B şıkkında eriyorum. Evet aynı mantıkla C şıkkına bakarsam 25 15'ten çıkaracak olursam 25'ten 15 çıkardım. 10 kat var. 15 yok. Bunu da eledim. Son olarak D kontrol edelim. 25'ten 10'u çıkarıyorum. Bakın aradaki fark 15'tir. Evet A asansörü 15 kat daha yukarıdadır. Bir de B asansörü 10'daydı. Arkadaşlar buradan şunu yapabilirim. Eksi 4'ü çıkarabilirim. 14 fark var mı diye bakacağım. Şöyle öncelikle toplama içerim. 10 artı artı 4 Bakın 14 fark olduğunu görüyorum. Demek ki C asansörün B asansörü 14 kat yukarısındadır diyorum. Evet bu bilgi de doğru olduğu için D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyelim. Evet 6. soruya geçiyorum. Evet, altıncı soru soruda arkadaşlar bir rehber öğretmen öğrencilerinin 5 gün boyunca her gün 180 dakika ders çalışmaları sağlayan bir program hazırlıyor. Bu süreden fazla ya da az çalışılan bu süreleri not almalarını istiyor. Örneğin arkadaşlar 190 dakika çalışan bir öğrenci artı 10 dakika 170 dakika çalışan biri ise 180'den 10 dakika eksik olduğu için eksi 10 dakika yazıyor. Aşağıda bir öğrencinin 5 günlük çalışma sürelerine göre hazırladığı tablo verilmiştir. Bu öğrencinin 5 günde çalıştığı ortalama süre öğretmenin program için hazırladığı günlük süreye eşit olduğuna göre 5. günü kaç dakika ders çalışmıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Günlük 180 dakika ders çalışmasını istedi. Ve 5 gün boyunca çalıştığı sürenin ortalama süresine sonunda denk getirdi. O halde toplamda ne kadar ders çalışması gerekiyor bunu bulalım. Bakın 180 ile 5 çarpacak olursam 5 günde toplamda ne kadar ders çalışması gerekir diye buluruz diyelim. 5 kere 0 0. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 1 5 4 daha 900. Demek ki günde ortalama arkadaşlar haftada 900 dakika ders çalışmalıdır diyorum. Evet birinci gün arkadaşlar artı 20 yazıyor. Yani 180'den 20 dakika fazla. 200 dakika ders çalışmış. İkinci gün eksi 10 yazıyor arkadaşlar. 180'den 10 dakika az çalışmış. Yani 170 dakika. Üçüncü gün. Eksi 20. 180'den 20 dakika az. 160 dakika. Dördüncü gün artı 40 yazıyor. Yani 180'den 40 dakika. Fazla der çalışmış. O da 220'ye denk geldi. Bunları topluyorum. 0, 7, 6 da 13. 2 daha 15. Elde var 1. 2, 3, 4, 6, 7. 750 dakika çalıştı. ilk 4 günde diyorum. Peki toplamda 900 dakika çalışması gerekiyordu. 900'den 750'yi çıkarıyorum. Evet 5. gün 150 dakika ders çalışmıştır diyorum ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. aşağıda bir havuç ile dikey olarak birer desimetrelik eşit uzunluktaki parçalara ayrılmış bir sayı doğrusu modeli modellenmiştir. Örneğin bu havuç, bu modelde havucun kök kısmı eksi 5, sap kısmı artı 5 tam sayısına denk gelmektedir. Farklı bir havuç doğumu toprağın 5 cm derinliğindeki bir noktaya dikiliyor. Sonra kök kısmı her ay 5 cm yukarı yönde, ve sap kısmı her ay 3 cm yukarı yönde. Arkadaşlar kök kısmı aşağı yönde 5 cm. Sap kısmı her ay 3 cm yukarı yönde uzamaktadır. Buna göre sayı doğrusunda 5 ay sonra havucun sap kısmı ile kök kısmına karşılık gelen tam sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Havucun kök ve sap kısmının dikey olarak büyüdüğü varsayılacaktır diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar şurası toprak olsun. Şöyle burası toprak olsun. Yani zemin olsun. 5 e metre derinliğe havucumuzun doğumunu diktik. Burasına 5 metre derinlik diye yazalım. Şimdi bir ayda arkadaşlar aşağı doğru 5 santimetre uzuyordu. O halde 5 ayda 5 çarpı 5'ten 25 santimetre aşağı doğru uzar. Bakın buradan 25 santimetre kökü buraya geldi derim. Peki arkadaşlar. Evet. Her ay arkadaşlar 3 santimetre <laughs> pardon. Her ay 3 santimetre yukarı uzuyordu. O halde 5 çarpı 3'ten 15 santimetre de yukarıya doğru uzaması gerekiyor. Şimdi derinliği arkadaşlar 5 santimetre yedi. 15 santimetre yukarı doğru gelecek. Bakın şuraya geldiğini düşünelim. 5 santimetre burada var. O halde buraya ne kadar? 10 santimetre kalır. Çünkü bu ikisinin toplamının 15 santimetre olması gerekiyordu. O halde şimdi yerin üzerinde 10 santimetre olduğuna göre ben bunu artı 10 olarak kabul ediyorum. Burası da arkadaşlar 5, 25 daha şöyle gösterelim. Toplayacak olursam 30 santimetredir. Derinlikte olduğu için de bunu eksi 30 santimetre olarak düşünüyorum. Şimdi 1 desimetre 10 santimetreydi. O halde 30 santimetre 3 desimetreye denk gelir. Eksi 30 olduğu için de arkadaşlar buna eksi 3 derim. Evet 10 santimetre 1 desimetreye eşit diye bunu da yukarıda olduğu için artı 1 desimetre deriz. Evet bu ikisini toplayacak olursam eksi 3 ile artı 1'i toplayalım. Eksi 2 olur diyorum ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Aşağıda bilgisayar programında oluşturmuş bir tablo verilmiştir. A1 hücresi A sütunu ile birinci satırın kesiştiği alanı alan olup bu hücrede eksi 4 sayısı yazmaktadır. Arkadaşlar A sütunu ile bir satırını kesiştiği yerde eksi 4 yazıyorum. Bu tabloda A1 hücresine yazılan sayı Programda tanımlanan bir formül gereği her hücrede sağa doğru birer azalırken aşağı doğru bir artmaktadır. Bu formül bütün sütun ve satırlarda aynı kuralla çalışmaktadır. Buna göre E3 ve C5 hücrelerinde yazan sayıların çarpım kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar sağa doğru giderken 1 azalıyor. O halde bakın buraya eksi 4'ü 1 azaltırsam eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9 gelir. Şimdi E3'e gideceğiz. E'den 3 birim aşağı doğru ineyim. Aşağı doğru giderken de 1 artıyordu. Eksi 7'yi 1 artırdım. Pardon eksi 8'i 1 artırdım. Eksi 7. Eksi 6. Demek ki E3 eksi 6 olacak. Devam edelim. C5'e bakacağız. Arkadaşlar C'yi de şöyle düşünebilirim. Bakın eksi 4'ü arttıracak olursam aşağı doğru eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 gibi gidebilirsiniz. Şimdi c'yi de arttırıyorum. Eksi 5 eksi 4 olarak arttırdım. Devam ediyorum. Nereye kadar? 5'e kadar. Eksi 3 ve eksi 2. Burada da eksi 2 görüyorum. Bakın c ve 5 de 0'dan sağa doğru da azaltarak gidebiliriz. Bakın eksi 1 ve eksi 2 olduğunu yine görebiliriz. O halde c5'te de eksi 2 yazıyor. Bu ikisini çarpmamız ise eksi 6 ile eksi 2'yi çarparsam eksi aynı yönlü işaretli sayılar çarparsak artı 6 k 2, 2 12 artı 12 olur diyorum ve B şıkkına doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. Hava şartları araba küllerin performansını etkiler. Aşağıda 4 çeşit araba aküsünün aktif olarak çalışabildiği en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Erzurum'da bir yıl içinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri eksi 21 derece iken en yüksek sıcaklık değeri 25 derecedir. Buna göre 4 aküden hangileri belirtilen yılda Erzurum'da aktif olarak çalışabilir diye soruyor. Yani arkadaşlar ne anlamam gerekiyor? Erzurum'daki hava sıcaklığı eksi 21 derece ile 25 derece arasında değişiyor. Yani benim bu sıcaklık değerlerim hangi numaralı aküde bu aralığa denk gelecek diye düşünüyorum. Şimdi bir numaraya bakalım. Bir numarada en düşük arkadaşlar eksi 30'du. Bakın eksi 21 eksi 30'dan daha büyüktür arkadaşlar. Yani bu araya girer. En yüksekte 40 dereceydi. Bakın eksi 21 ile 25 derece bu iki aralıkta yer alır diyorum. Demek ki bir numarada çalışır. Evet 2 numaralı aküye bakalım. En düşük eksi 10'da en yüksek 50'de çalışıyor. Arkadaşlar eksi 21 eksi 10'dan daha düşüktür. O halde bakın burada çalışamaz diyorum. 3 numaralı akıyor bakıyorum. Eksi 25 ile 65 derece arasındaki sayılar çalıştır. Eksi 21 arkadaşlar bakın sayı doğrusu gibi düşünecek olursak eksi 25'ten daha büyüktür. 25 ile 65'ten küçüktür. Bu arada çalıştır diyoruz. Son olarak 4 numaralı akıyor bakarsam eksi 30 ile 20 arası. Eksi 21 eksi 30'dan daha büyüktür ama 20 arkadaşlar bakın 25'ten küçüktür. O halde burada çalışamaz diyorum. Demek ki 1 ve 3 de çalışacak. Diğerlerinde çalışamaz diyorum. 1 ve 3 cevabında 5 şıkkında görüyorum. Evet bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.